Malatya bulunmaz eşim. Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Gönülleri coşturup ayla güneşin. Yeni Nesil Yayıncılık'tan, 360 ekranlarından, Gezmek Olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz ve kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve neden Malatya türküsüyle girdim? Hemen onun sebebini açıklayalım. Yeni Kapı'dayız. Malatya tanıtım günlerindeyiz sevgili seyirciler. Burada Malatya'ya özgü ne ararsanız var. Bütün standları ziyaret etmeye çalışacağım. Ama tabii ki edemeyeceğim çünkü program süren buna yetmeyecek. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ülkemin her yeri güzel olduğu için Yeni Kapı'da bütün illerimizin tanıtım günleri de yapıldığı için çıkıp çıkıp geliyorsunuz. O günleri takip edip Yeni Kapı'ya ve ülkemin güzel illerine destek oluyorsunuz. Tıpkı benim gibi. Değil mi Portakal? Evet. O zaman ne kadar parayla Malatya tanıtım günlerinde vakit geçireceğiz Yeni Kapı'da? Hemen paramı alayım. Nereye sakladın? Saklamış parayı. Malatya'nın tesisi meşhur. Para da burada ama Portakal işaret etti tabii ki. Hemen şöyle bakalım. 100. Havada 100. Karada yüz diyelim de gezmek olsun. 360 ekranlarında Yeni Kapı'da Malatya, Malatya bulunmaz eşin diyelim. Malatya tanıtım günlerinde başlasın. Evet, portakal dayanamadı ve kayısıları yemeye başladı. Çok güzel bir standdayım. Burada kayısılar var, dutlar var. Sonra badem mi o? Badem var. Evet. Şöyle göremiyorum, boyum da kısa olduğu için yetmiyor. Neler var portakal, sayar mısın? Muska var. Başka ne var? Kayısı çikolatası. Pekmez var. Kayısı çikolatası var. Var da var. Şimdi ben bu standla başladım. Ama burada birçok stand var. Bu standta da çok değerli insanlar var. Malatya'dan buralara kadar gelmişler efendim. Malatya'nın yöresel lezzetlerini bizlere tanıtmaya, bizlere aynı zamanda da satmaya gelmişler. Ay, çok konuştum. Sıra sizde. Anlatın bakalım Malatya. Bu Malatya'nın özellikle en netlik, en iyi kayısısı, gün kurusu dediğimiz kayısı bir numara jumbo. Her derde devadır. Her, yani dert saymakla bitmez. Aman, dertsiz başımıza bazen dert çıkartıyoruz. Hayatta bence bir tek ölüme çare yok. Yok. Ama biz bunu anlamıyoruz. Her yani organik ürünler olduğu için şekerden dolayı, ben kendim şeker hastası olduğum halde yiyorum yani. Hiç sorun yok. Sıfır yani şeker oranı, kendi doğal şekeri. Diyet şey. Yapanlar, formuna dikkat edenler, tatlı yemek istemeyenler ne yapıyor? Kuru kayısıları tercih ediyor. Buraya da gelip en güzel kayısıları satın alabilirsiniz. Ne kadar bunların kilosu? Şu gördüğümüz 30 milyon. Tamam, gün 30 lira. Kurusu. Sarısı da 30 lira. Gün kurusu 30 liraymış. Evet. Sarısının kilosu da 30 liraymış. Pekmez de 30 lira. Başka bal var orada. Bal ne kadar? Karakoğan balımız 150 milyon. Diğeri 75 milyon süzme. Malatya'nın bütün yöresel lezzetleri bu tezgahta var. Tıpkı her tezgahta olduğu gibi. O zaman isim ne beyefendi? Mehmet. Mehmet Bey. Songül Hanım. Sizlerin Abdülsemet. Onur Bey. Buraya geldiğiniz zaman böyle güzel tezgahlardan, standlardan alışveriş yapabilirsiniz. Çok özür dilerim. Yaşlılık, seni unuttum. Sen unutulacak insan mısın? Ha? Zeytin gözlü maşallah sana. Senin ismin ne? Fatma Nur. Buraya geldiğiniz zaman yöresel lezzetleri hem satın alabiliyorsunuz hem de benim gibi tadına bakabiliyorsunuz. Hayatta her zaman tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Böyle ülkemizin güzel illerine destek verelim. Yeni Kapı'ya gelen illerimize. O zaman buyurun, bu güzel insanların tezgahı, standı sizin. Sevgili seyirciler, Yeni Kapı'ya böyle güzel illerimizin tanıtım günlerine geldiğiniz zaman
ya çarşambadan pazara kadar oluyor bu tanıtım günleri ya da perşembeden pazara kadar olabiliyor. Her ilimizin yöresel lezzetini satın alabiliyorsunuz ya da tadına bakabiliyorsunuz. Aa ablacığım ne yapıyorsun? Tarhana pişiriyorsun. Evet. Malatya'ya özgü tarhana var, evet. Burada erişte var. Sonra başka neler var? Ne var? Var. Bulgur varmış, çorbalık varmış, kurabiye varmış. Yufka ekmeği, tatlı ekmeği. Yufka ekmek var ki ben bayılırım yufka ekmeğe. Rahmetli babaannem çok güzel yapardı. Allah rahmet eylesin. Tadayım hemen. Şöyle Malatya tarhanası sevgili seyirciler. Şimdi bu Yenikapı'da sadece Malatya tanıtım günleri olmuyor. Ordu tanıtım günleri de oluyor. Adıyaman tanıtım günleri de oluyor sevgili seyirciler. Ve buraya gelip buradaki illerimizin lezzetlerinin benim gibi tadına bakabiliyorsunuz. Ama ilk önce ben değil portakal. Şöyle tadına baksın Malatya tarhanasının. Teyzeciğim çok teşekkür ediyorum. Evet. Güzelmiş Malatya tarhanası sevgili seyirciler. Buraya gelip alabilirsiniz. Birazcık ekşi ama gayet de lezzetli. Şu an bana çok doğal iyi geldi. Doğal yoğurdun ekşisi. Yoğurdun ekşisiymiş. Doğal evet. Yoğurdun ekşisiymiş. Evet, güneşte kurutuyoruz. Doyamadın mı? Vereyim ben de doyamadım vallahi. Çok doğru, güzelmiş. Buyur. Ne kadar Malatya tarhanası? 20 lira kilosu canım. 20 liraymış kilosu Malatya tarhanasını. Her yöreye ait tarhana var biliyorsunuz sevgili seyirciler. Ya da erişte var ya da bulgur var. Evet. Buraya da ablam gelmiş. Ablacığım isim ne? Feray Can Polat. Feray. Feray ablam gelmiş buraya. Tarhanasını, eriştesini satıyor. Evet. Fiyatlar ne kadardan başlıyor? Valla 20 lira eriştemiz. Tarhanamız 20 lira. En uygun fiyat ne kadar? En uygun bulgurumuz var. 5 lira. Bulguru 5 liraya alabilirsiniz. Tandır ekmeğimiz 10 lira. Tandır ekmeği 10 lira. Yufka ekmek ne kadar? 10 lira. O zaman şöyle yapalım. Ben bir yufka ekmek alayım. Mehmetçim 100 lirayla yola çıkmıştık. Portakal sen de ister misin yufka ekmek? İki tane yufka ekmek alıyoruz biz. Ben bir de bulgur istiyorum. Tamam. Yemek yapmıyor gibi gözüküyor olabilirim oradan pilavlık bakınca sevgili seyirciler. Ama ben yemek yapıyorum. Pilavlık bulgur. Tamam. Başka nelik bulgur var? Çiğ köftelik var. Çiğ köftelik varmış. Köftelik. Tabii gördüğünüz gibi hani yemek yapmıyor gibi gözüküyor olabilirim dedim ya. Portakal diyor ki sus diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Beni çiğ köfte açısından bakmadım. Bir ben tane köftelik olarak bırakıyorum. Ha, ben bir kısırlı. Tek pilav istiyorum, pilavlık, kısırlı. Doğru söylüyorsun abla. İzleyiciler de diyor ki Yıldız sana yazıklar olsun. Şöyle, şimdi 25 lira ne yapıyoruz? Mehmet'e diyor ki portakal donuk sesi ver. Ay bakayım bakmayın öyle durduğuma. Gerçekten yemek yapıyorum. Çok güzel pilav yaparım. Tabii canım, çok güzel yemek yapıyorum yani. Evet. Kazan da güzel, evet. Böyle kazanda yapamasak da yemek yapabiliyorum. O zaman Mehmetciğim iki yufka aldık, biri portakala biri bana. Bir tane de pilavlık bulgur aldık. 25 lirayı sol taraftan 100 liradan hemen düşürür müsün? Feray ablamın standından. Çok teşekkür ediyorum Mehmetciğim. O zaman siz şöyle bir Malatya tanıtım günlerinde gezin. Hı. Ben de sizi başka bir tezgahtan ya da standtan karşılayayım olur mu? Olur. Vallahi yoğurdundan zeytinine, ev yapımı şöyle salçasından tutun da bunun adı ne? Alıcına. Bu neymiş? Ha. Cevizli acukasına kadar ne ararsanız var bu tanıtım günlerinde. Bütün illere özgü. Abla da hepsini evet hepsinin de tadına bastı. Süper, süper. Süper mi? Alışveriş yaptın mı alışveriş? Daha yeni geldi. Yeni mi geldi? Ne alacaksın? Valla ceviz mi ararsın mı ararsın var. Burası Halil İbrahim şey gibi. Tabii canım Halil İbrahim sofrası gibi. Evet. Halil İbrahim sofrası gibi çok bereketli sofraların olsun. Teşekkür ederim. İyi alışverişler. Kilosu ne kadar bu salçanın? Zeytinin yoğurdun. 18 marmelatmış bu arada bu. Salça değilmiş sevgili seyirciler.
marmelatmış ama buradan bakınca salçaya benziyor. Değil mi portakal, bakar mısın? Gerçekten salçaya benziyor. Marmelatlar ne kadar ablacığım? 20 liraymış kilosu. Yoğurdun kilosu ne kadar? Yoğurdun kilosu da 18 liraymış. Bilmiyorum uygun mu değil mi? Çünkü ben hani ne marmelat ya ne de öyle süzme yoğurt alıyorum. Siz daha iyi bilirsiniz ekranları başındaki hanımlar ya da beyefendiler. Şöyle burayı gezerken gördüğünüz gibi Malatya yöresine özgü yine cevizler var. Onun dışında başka neler var? Siz anlatın birazcık. Konuşmaktan yoruldum ya. Siz anlatın o zaman. Ne var? Siz anlatın diyorum. Ben niye anlatayım? Köpük pestili var. Evet. Köpük pestilimiz var. Perde pestili, köpük pestili var, ceviz var. Ne ararsan var Malatya tanıtım günlerinde. Sadece Malatya tanıtım günleri olmuyor sevgili seyirciler. Burada Antalya tanıtım günleri oluyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Adıyaman tanıtım günleri oluyor. Ya da diğer illerimizin tanıtım günleri oluyor. Yenikapı festival alanına geldiğiniz zaman bu tanıtım günlerine çarşamba ya da perşembe günleri denk gelebilirsiniz. Sabah 8.30-9 gibi kuruluyor burası. Akşam da 10-11 gibi kapanıyor. Alışveriş yapacak güzel insanlar kaçta giderse o saatte kapatıyoruz değil mi portakal? İnsanlar gitmeden kapatmıyoruz. Buraya geldiğiniz zaman sadece Malatya ya da diğer bölgelerin ürünlerini satın almıyorsunuz. Aynı zamanda yiyorsunuz yemeklerini ve değişik lezzetler keşfetmiş oluyorsunuz. O zaman sizi Malatya tanıtım günlerinde Yenikapı'da baş başa bırakalım Malatya'yla. Malatya tanıtım günlerinde gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de çok değişik bir standdayız. Ah abicim. Beni böyle besliyorsunuz, besliyorsunuz. Benim çenem durmuyor sonra. Malatya'nın kasidenleri. Bunun içinde incir ve üzüm vardır. Malatya'nın kayısı döneri. Evet, bunda şeker ve glikoz yok. Bunda şeker ve glikoz yok. Tamamen doğal kayısı döner var vatandaş. Gel. Malatya tanıtım günlerinde. Aynı ne zamanda, kadar kilosu? Aynı zamanda biz bunu gastronomi federasyonumuzun birinci, Türkiye birinci ödülü. Tebrik ederim valla. Sevgili seyirciler, size ekmek arası kayısı döner verelim. Bakın, burada organik bir şekilde her şeyi satın alabilirsiniz. Bir kere onu söyleyeyim sevgili seyirciler. Şöyle gel portakal buraya. Bunların hepsi doğadan gelen lezzetler. Buraya geldiğiniz zaman tabii ki Malatya demek, kayısı demek. Gün kurusu kayısından şöyle gördüğünüz gibi kuru üzümüne, kuru üzümünden pestiline kadar, cevizli sucuğuna kadar ne ararsanız var. Ay siz beni böyle beslerseniz vallahi var ya benim bu çenem hiç durmaz. Gün kurudan yapıyor. Sonra sade, şirkette sade. Ne yaparlar biliyor musun sade böyle bıktık kurusu. Yıldız git artık derler bana. Siz beni böyle besliyorsunuz çeneye kuvvet maşallah. Gerçekten çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Hayatımdan denemediğim lezzetleri böyle güzel illerimizin tanıtım günlerinde deneme fırsatı bulduğum için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Malatya, bu arada hemen şu bilgiyi de vereyim. Malatya, Türkiye'nin en kalabalık 27.ydi galiba ile sevgili seyirciler. Bunun da bilgisini vereyim. Gerçekten çok güzel bir şehir. Ülkemiz zaten bütün şehirleri gezip görünmeye değer tıpkı Malatya gibi. O zaman buyurun. Böyle tanıtım günlerine geldiğiniz zaman sevgili seyirciler hem alışveriş yapabiliyorsunuz hem de organik ürünlerin tadına bakmış oluyorsunuz. Şu anda baktığımız zaman
fazla böyle doğal ürün görmediğimiz için böyle tanıtım günlerinin bence fazlasıyla faydası var. Değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsun diyor. Burada Malatya tanıtım günlerinde şu anda bir bal standındayım. Bu arada sadece böyle bir stand yok. Şöyle beyefendilerin olduğu bir stand var. Sonra ablamın olduğu bir stand var. El salla abla. El salla. Ya birçok stand var. Tabii ki ben buradaki bütün standları ziyaret edemem. Ama siz buraya geldiğiniz zaman pazar gününe kadar ya çarşambadan pazara ya da perşembeden pazar gününe kadar buradaki standları ziyaret edebilirsiniz ve alışverişte bulunabilirsiniz. Ben bugün Malatya günlerini tercih ettim. Bakalım önümüzdeki hafta hangi güzel ilimizin tanıtım günlerine geleceğim. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ama ilk önce tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyelim ve sizi buradaki güzel ballarla baş başa bırakalım. Malatya'nın yöresel kavurması varmış. Eski bir damak tadıymış. Onun dışında yine olmazsa olmaz kayısı. Kayısının dışında olmazsa olmaz peynir. Ben var ya hayatta peynirsiz yapamam. Cevizi yedim. Peynir de yiyeyim. Ekmek de varsa benim karnım doydu zaten. Ekmek de var. Oradan uzatıyorlar bana. Hemen alayım. Şöyle. Teşekkür ederim. Acıka da var. Oo, abla diyor çok karıştırdın. Çarpmasın da. Bilmiyorum çarpacak herhalde. Ya da artık buradan hastaneye gideceğim. Ben götürürüm. O kadar çok yedim ki kayısılardan, cevizlerden, işte peynir olsun. Burada her şey o kadar güzel ki. Bu da isot kremasıymış sevgili seyirciler. Malatya'ya özgü. Ben hayatımda ilk kez isot kreması yiyeceğim. Bakayım nasıl olur. Peynir de yiyeyim. Gerçekten bu tanıtım günlerini aç gelin. Burada her şey fazla lezzetli. İsot kremasından tutun, peynirine, peynirinden tutun. Malatya kavurmasına kadar ne ararsanız var. Ben hayatımda tatmadığım lezzetleri böyle tanıtım günlerine geldiğim zaman tadıyorum. Ve onları alma şansı elde ediyorum sevgili seyirciler. Ben kavurma yemem ama hemen portakala vereyim. Bakalım nasılmış o bize söylesin. Nasıl portakal? Çok güzelmiş. Lokummuş. Etin lokum haliymiş. O zaman etin lokum haliyle sizi şöyle baş başa bırakalım. Buyurun. Domates salçası Malatya'larda yapılmış ve buraya gelmiş. Onun dışında baktığımızda karadut özü var, kabuk tarçın var, şöyle kekik var, köy nanesi, ondan sonra ibisküs gezdi var, çok acılı yağlı yaprak var. Var da var. Hepsi nereden geldi? Malatya'dan geldi. Şöyle gidiyoruz sevgili seyirciler. Hemen şöyle yine bakalım. Turşusundan, ev yapımı turşusundan. Yine burada dutuna, dutundan şöyle bakıyorum reyhanına kadar bütçeniz uygun istediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Şöyle tereyağları da buraya geldiğiniz zaman satın alabilirsiniz. Marketlerden gidiyoruz, alıyoruz doğal olmayan bir sürü tereyağı. Böyle tereyağları almıyoruz. Değil mi amcacığım? Hah, evet diyor. Ne kadar tereyağın kilosu? Tulum peyniri varmış. Tereyağın kilosu ne kadar? 45 liraymış. Onun dışında tulum peyniri varmış. Onun dışında beyefendinin şöyle standına geldiğimizde dutun kilosu 30 lira. Şöyle leblebinin kilosu ne kadar? Bu da 30 liraymış efendim. Şöyle baktığımız zaman birçok lezzet var sevgili seyirciler. Şimdi Malatya'ya gidemeyebilirsiniz benim gibi. Ben Malatya'ya gitmedim ama ülkemin her ili, her ilçesi çok güzel olduğu için
Ne yapıyorum? Malatya'ya gidemedim ama Yenikapı Etkinlik Alanı'na, Malatya günlerine geldim. Siz de benim yaptığımı yapabilirsiniz. Yine buraya geldiğiniz zaman karadut alabilirsiniz. Ne kadar karadut? Tanesi 10 lira. Tanesi 10 lira, 3 tanesi? 3 tanesi 20, tanesi 10 lira. Buraya tadımlık koymuşlar karadut. Keşke peynirimizi falan da almışken buradan geçseydik, içeceğimizi de içmiş olurduk değil mi Portakal? Dediğim gibi bu tanıtım günlerine bence aç gelin. Karnınızı da doyurmuş oluyorsunuz. Karadut suyunu çok severim abla bu arada. Bakayım mı? Vallahi şifa olsun. Ben bir tane karadut suyu almak istiyorum ablacığım. Şöyle bu mu? Böyle mi alıyoruz? Tamam. Böyle bunu evde nasıl yapacağım? Yapılı mı bu? Ha, direkt hazırmış. Tamam ben bunu alıyorum. Şöyle ablacığım. Şöyle vereyim sana. Mehmetciğim 10 lira düşer misin hemen? Çok teşekkür ediyorum. Portakal istiyor musun sen de? Ben de istiyorum. İstemez miyim? Yıldız diyor. Bir tane daha alalım ablacığım. Şöyle. Mehmetciğim sen hemen 20 lirayı düş. Ve bir bakın bakalım standlarda neler var neler yok. Bu güzel hanımefendi de benim gibi burada karnını doyuranlardan. Buyurun Malatya tanıtım günlerindeki bütün tezgahlar, standlar sizin. Kapıda ülkemin en güzel şehirlerinin tanıtım günleri var. Geliyorsunuz sanki oraya gitmiş gibi oluyorsunuz. Takip ediyorsunuz internetten. Herkes akıllı telefon var. Herkesin internet elinin altında. Takip ediyorsunuz. Bakıyorsunuz bu hafta hangi güzel şehrimizin tanıtım günü varsa çıkıp geliyorsunuz Yenikapı'ya böyle tanıtım günlerini. Alışverişinizi yapıyorsunuz. Ya da güzel esnaflarla muhabbet ediyorsunuz. Anadolu insanı ya sıcak oluyor. İkram seviyor. İkram etmeyi seviyor. Değil mi? Bonkör oluyor. Yani ne yemedik ki? Doğru söylüyorsun Portakal. Malatya demek kayısı demek, kayısı demek Malatya demek dedim. Ben kayısının sirkesini duymadım, görmedim sevgili seyirciler. Burada hemen alayım abicim. Bir ilk, kayısının sirkesi var. Beyaz sirkeyi duydum, üzüm sirkesini duydum, elma sirkesini duydum, kayısı sirkesini ilk kez görüyorum. Şöyle, bu da kayısı sirkesi. Görmedim, duymadım, bilmedim demiyorsunuz. Bunu da yapmışlar. Kayısı da sirke. Benim tarhanalarda gözüm kaldı ama. Şimdi, ablacığım kolay gelsin. Ben de tarhana almak istiyorum, alabilir miyim? Tamam, nar ekşisi almak istiyorum, alabilir miyim? Evet dedi. Nar ekşisine de tarhanaya da bayılırım. Böyle soğuk kış günlerinde tarhana çorbası şifa. Değil mi Portakal? O kadar güzel oluyor ki özellikle böyle doğal tarhanaları yapınca sevgili seyirciler gerçekten aşırı lezzetli oluyor. Bazen ne yapıyoruz? Alıyoruz hazır çorbaları. Böyle güzel lezzetleri almıyoruz, üşeniyoruz ya yapmaya. Böyle bir şey yapmayalım. Ne yapalım? Gidelim. Böyle doğal doğal ürünleri alalım. Şimdi ben kendime şöyle acılı bir tarhana alayım. Böyle soğuk kış günlerinde de bu tarhanayı yapıp mis mis içeyim. Ve o zaman sizi de Malatya tanıtım günlerinde Yenikapı'da baş başa bırakayım. Buyurun. Tanıtım günlerinde gezmeye devam ediyoruz. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman hem güzel ürünleri yiyebiliyorsunuz, satın alabiliyorsunuz sevdikleriniz için ya da kendiniz için. Ya da böyle hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. Sürekli kayısı kayısı kayısı, sürekli yiyecek yiyecek yiyecek. Şimdi de hediyelik eşyanın oradayız ve birbirinden güzel bakır ürünler var. Şu çantamı bırakayım bir şöyle hemen yere.
kalktım. Şöyle gördüğünüz gibi sabah. Şöyle gördüğünüz gibi cezve. Ki cezvede kahveyi kim yapıyor? Getirmişsiniz buraya cezveleri. Kimse cezvede kahve yapmıyor. Herkes tutturmuş bir makine. Böyle atıyorlar kahveyi, basıyorlar cemeye. Kendi kendine yapıyor. Bu cezvede yapılan kahvenin tadı bir başka oluyor sevgili seyirciler. Haksız mıyım? Herkes bana bakıyor. Hepsi böyle. Ne diyor abla acaba diye bana bu yabancı dilimle konuşuyorum hocam. Değil mi? Yani cezvede yapılan kahvenin tadı farklı. Bakır ürünlerde yapılan yemeğin, çayın, kahvenin, her lezzetin tadı farklıdır. Bakın burada çok güzel bakır tepside kahve fincanları var. Bunu isterseniz kendiniz için alabilirsiniz. İsterseniz hediye götürebilirsiniz. Şöyle 6 kişilik var. Şöyle 2 kişilik var. Ortada da şöyle lokumluk ya da şekerliği var. Ne kadar bu? Bu 150 TL'ymiş sevgili seyirciler. Saf bakırmış. Şöyle bu gümüş rengi. Bu da bakırın kendi renginden de var. Bakın şöyle değişik bir tepsi de var. Malatya tanıtım günlerinde. Yeni kapıdayız. Böyle tanıtım günleri 3 ya da 4 gün sürüyor. Ya çarşambadan pazar akşamına kadar ya da perşembe gününden pazar akşamına kadar. Her ilin tanıtım günleri var. Ben bugün Malatya tanıtım günlerinde geziyorum. Onun bilgisini vereyim. Şöyle bakırın saf halinin fincanlarını gördük. Şöyle işlenmiş şekilde var. Bakın böyle tanıtım günlerine gelip sevdiklerinize ya da kendinize değişik eşyalar da alabilirsiniz. Ve bana portakal şöyle merak ettim dedi. Üçü bir arada dedi. Şöyle bakır tencere var dedi. Güveç. Üçü bir arada. Pişiyor mu üç yemeği de yaptığımızda koyduğumuzda içine? Ya. Onun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı da 330 liraymış sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman birçok bakır ürünü bütçenize göre satın alabilirsiniz. Aynasından çaydanlığına, çaydanlığından saatine, saatinden şöyle bardağına, bardağından şöyle meyvelik ya da yemek sunum tabağına. Onun dışında böyle şekerliğine kadar ne ararsanız var diyelim ve sizi bu güzel standla Malatya'dan gelen bu güzel ürünlerle baş başa bırakalım. Biz açılışı burada yaptık. Malatya türküsüyle. Şimdi kapanışı da burada yapacağız. Bu güzel insanlarla kapanışı yapacağız. Malatya'dan geldi bu güzel insanlar buraya. Ve beni en güzel şekilde karşıladılar. Malatya tanıtım günlerinde. Ve son paramızda bu güzel insanların kısmetiymiş sevgili seyirciler. Herkes nasibini kısmetini yer sonuçta. Şimdi ne kadar paramız kalmıştı Mehmet, bir gösterir misin? Teşekkür ediyorum. Şimdi o paranın tamamını düşer misin Mehmet? Çünkü ben kayısı falan alacağım. Teşekkürler Mehmetciğim. Şimdi sevgili seyirciler, İstanbul'un bir semti ya da bir ilçesi ya da keşfedilecek birçok noktası bizim programımıza sığacak kadar küçük değil, çok büyük. Biz İstanbul'da keşfedilmesi gereken her sokağı, her caddeyi, her yeri keşfetmeye devam edeceğiz. Siz de benim yaptığımı yapabilirsiniz. Ben hayatımda hiç Malatya'ya gitmedim ama Malatya İstanbul'a geldi. Siz de Yeni Kapı'ya gelip bu güzel illerimizi Yeni Kapı'da ziyaret edebilirsiniz. Alışverişinizi yapabilirsiniz bütçenize göre. 100 lirayla yola çıkmıştık. Mehmetciğim geriye ne kadar paramız kaldı? Çok teşekkür ediyorum. Para bitti yani. Ne yapalım? Para harcamak için veriliyor. Canım sağ olsun mu sağ olsun. Yürüdüm sabahtan akşama kadar. Tabii ki harcayacağım. Canım sağ olsun. O zaman İstanbul'un başka bir semtinde ya da başka bir ilçesinde ya da keşfedilecek tıpkı burası gibi farklı ve güzel noktasında 360 ekranlarında tekrar sizlerin huzurunda olmak dileğiyle. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Gittiğim her yerde bir insan tanıyorum ve burada da böyle güzel insanları tanıdım. Size de teşekkür ediyorum. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama hayırlı olanı sizlerin olsun.
Bir şey olmuyorsa da olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa da hiç üzülmeyin. Geciken şey size güzelleşerek gelir. Ve unutmayın, her zaman söylüyorum ve söylemekten vazgeçmeyeceğim. Hayatta bir tek ölüme çare yok. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın Malatya'ya sevgiler. Malatya, Malatya, bulunmaz eşin.